Evet, Merdan Yanardağ günlerce tutuklu silibri olarak bildiğimiz Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında bugün artık 7 güne girmiş bulunmaktayız. Evet, uzun bir bayram tatilini geride bıraktık, ailelerin bir araya geldiği bir bayram tatili oldu ama Yanardağ ailesi için aynı şeyi söylemek mümkün olmadı elbette tele ailesi için gazeteci Alp Yanardağ o da babasının bayramda bayramını kutlayamadı. Söyleyebil söyleyemedikleri vardı. Cezaevindeki o kısacık açık görüşte söyleyemedikleri vardı. Ve o söyleyemediklerini de kaleme aldı. Usta gazeteci duayen isim Uğur Dündar köşesinde o sözlere ve o mektuba yer verdi. Mahkeme ve sevdiğim Hedef gösterilmesinin ardından tutuklanan Telebir Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağoğlu Alp Yanardağ babasının tutuklanmasına sert tepki göstermişti. Bir kumpas için montajlanmış bir video var. Onu da izledim. Ya bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Ben onu izlesem ya babam böyle bir şey demez derim ama gerçekten öyle bir şey olsa babamı tanıyamam. Bayram ziyaretiyle babasını 20 dakika görebilen Alp Yanardağ Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar aracılığıyla babasına mektup yazdı. Sevgili baba, bundan tam 10 yıl önce, 2013 yılında ben henüz 20 yaşında bir üniversite öğrencisiyken sen FETÖ'nün Ergenekon kumpasıyla tutuklanmış ve Muğla Cezaevi'ne gönderilmiştin. Şimdi 10 yıl sonra bir başka kumpasla karşı karşıyayız. Aradan geçen yıllarda güzel ülkemiz ne yazık ki bir adım olsun ileri gidememiş. Ama sen çok uğraştın. Aydınlık bir Türkiye için çok mücadele ettin. Bütün baskılara, tehditlere rağmen gerçekleri cesurca anlattın. Halkımızın gerçekleri öğrenme hakkına evrensel meslek ilkeleri doğrultusunda hizmetten asla vazgeçmedin. Seninle gurur duyuyorum baba. Dayanışma ve destek telefonlarının susmadığını babasına anlatan Yanardağ, herkes senin suçsuz olduğunu biliyor dedi. Seçim döneminde başlayan yalan ve iftiralarla dolu o montaj kumpaslarının bir devamı diyor. Kendi üzerinden de bu devam ediyor diyor ve bununla toplum ve muhalif medya diye adlandırılan bağımsız medya susturulmaya çalışılıyor. Gerçekleri görme yetisine ve niteliğine sahip herkes, en başta da tarafsız hukukçular senin suçsuz olduğunu biliyor ve anlatıyor. Benim için çok değerlisin baba. Seni seven ve özgürlüğüne kavuşmanı bekleyen çok fazla insan var. Sen çıktığında bütün iyi insanlar ve telebir seni bekliyor olacak. Bütün iyi insanlar ve Telebir ailesi seni bekliyor dedi. Sonuna kadar mücadele mesajı verdi. Mektubunu ünlü şair Bertolt Brecht dizeleriyle bitirdi. Bertolt Brecht'in de dediği gibi, mücadele edenler her zaman kazanamayabilir. Ancak kazananlar hep mücadele edenler olmuştur. Biz de seninle beraber sonuna kadar mücadele edeceğiz baba. Çok çok sevgi ve sonsuz saygıyla. böyleydi ekranlarınıza getirdik o sözler usta gazeteci Uğur Dündar'ın köşesinde